Hüseyin'i görelim ve Hüseyin'e soralım. Havanın durumuna bugün de bakalım. Dün demiştin Hüseyin, yani özellikle İzmir'de bekleniyor, yani Ege'de bekleniyor. Gerçekten öyle de oldu ve Türkiye'nin belli ki yani yağışlı havanın etkisinde, ama bir taraftan sıcaklık da düşecek mi, daha bekleniyor mu? Sen bize aktar, hem bu haftaya ilişkin de neler söyleyebilirsin? Nereye özel ve genel olarak da sana soralım. Tabii. Hülya, aslında genel olarak kış kapımızda diyebiliriz. Bu bir başlangıçtı. Tahminler 6-7 Aralık'a kadar, 25 Kasım'dayız, 24 Kasım'da 6-7 Aralık'a kadar yaklaşık bir 10-12 gün boyunca Orta Akdeniz üzerinden yağışlı ve rüzgarlı havalar gelecek diyor. Yani bir gün yağmur, bir gün güneş şeklinde Marmara gidecek örneğin. Perşembe açıyor, cuma, cumartesi ve özellikle pazar günü kuvvetli lodosla birlikte yine yağmur. Pazartesi, salı, çarşamba Anadolu'da kar. Önümüzdeki hafta başkent Ankara dahil olmak üzere tahmin modellerindeki son görüntü değişmezse, bizim yaptığımız tahminlerde bu şekilde gerçekleşirse, haftaya Ankara'ya önemli miktarda üstelik kar yağabilir önümüzdeki hafta. Yani Anadolu'daki kuraklığı bir nebze olsun bitirecek uzun süreli yağmurlar ve soğukça rüzgarlı havalar geliyor. Bugün, dünden itibaren başladı da biz soğuğunu bugün hissediyoruz. Mesela İstanbul sokakta 8-9 derece hissediliyor soğuk rüzgarla birlikte. Güneş pek yok. Güneş altında olsak 14-15'lere çıkar. Rüzgar, şimdi rüzgar işi çok insanın çilesini artıracak. Cuma, özellikle cuma gününün öğleden sonrası ve akşamı deniz üzerindeki ve havalimanlarındaki karışıklık artabilir. Trafik yoğunluğu artabilir şehirlerde. Ama tekrarlayalım, bir hafta boyunca, haftaya, hafta sonunu da kapsayacak şekilde soğuk ve yağışlı havanın içine girdik. Bu olumlu haber kuraklığa dediğimiz gibi bir çare olacak biraz, ama İç Anadolu'da, Ege'nin iç kesimlerinde de kar yağışları önümüzdeki hafta oluşabilir bu soğumayla birlikte. İstanbul'a Düzce'de kar tahmini var önümüzdeki hafta Hülya. Şimdi insanlar ve sen merak ediyorsun, İstanbul'a kar gelecek mi haftaya, önümüzdeki hafta ortası, ama Düzce'nin biraz yükseklerinde, Kocaeli'nin yükseklerinde, yani İstanbul oralarına kadar 100 kilometre, 80 kilometre. Buralarda karla karışık yağmur ve kar seviyesinde bir tahmin var. Dolayısıyla havanın ne kadar soğuyacağını buradan çıkartabilirsiniz. Yani önümüzdeki hafta kış gibi soğuk geçecek. Cuma'dan başlayan lodos fırtınası peşi sıra yağışları ve diğer soğuk havayı kuzeyden alacak. Biz de bu kışın başlangıcına şahit olacağız sağlığımız el verirse. Haftaya olan yağışlar özellikle biraz yorucu ve uzun. Tekrar altını çiziyoruz. Bazı noktalarda seller yaşanabilir yine. Ege, Balıkesir'den İzmir'e, buralarda önümüzdeki hafta yine korkutucu miktarda 80-120 mm arası yağmur tahmini var. Tekrar şunu da söyleyelim. Bu cuma olduğunda bu tahminler güncellenecek önümüzdeki hafta içi olanlar. İzleyicilere aktaracağız. Her gün güncelleniyor da biz cuma günü özellikle detaylı aktaracağız. Ama kışa hazırlıklı olalım. Araçlarda, otomobillerde, evlerde önümüzdeki hafta daha soğuk olur hava. Bugünler sıcak kalacak diye ekleyelim. Tabii biz bu ekonomide bu yakıtları nasıl kullanacağız da ısınacağız sorusu akla geliyor Hülya. Öte yandan doğanın, toprağın, ağacın, ekinlerin bu yağmura ve kara ihtiyacı var. Dolayısıyla biz arada bir denge bulup yaşamaya çalışacağız. Zor bu ülkenin vatandaşı olmak, ama güzel aynı zamanda diye düşünüyorum. Son durumlar böyle, eğer fazla sorun yoksa özetlemeye çalıştım Hülya. Vallahi teşekkür ediyorum. Zor ama bir taraftan güzel, dediğin gibi. Ne diyelim Hüseyin? Sağ olasın.